konusu? Sizce konusu. Ha, kurmaycı kaçacağım bu kadar. Ama ne yapayım? Ha. Koçarız hadi her yerde gezeriz. Ha, o da ne güzel söyledi. Evet, son geçerler işte. İşimiz bu. Yani Türkiye'de de kurmaycı, Arabi. Kurmaycı zani. Kurmaycı kaçacağım bu kadar. Değerli dostlar, şimdi böyle gelmiş oturmuşuz ki size bir sürpriz daha yazdım. Kim burada? Değerli dostum burada. Merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen nasılsın? Zaten sen şu tepenin arkasındasın. Biz bu taraftayız. Ben de azıcık gelip biliyorsunuz. Genelde bizi takip ediyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video. Video belgesel tadında sizlerleyiz. Abimizin yanındayız. Öncelikle güzel bir yerdeyiz. Bölgemiz Çimen Dağı'na yakın Barzıngan Çukuru diyorlar buraya. Geçmişte bayağı bir yoğun kalabalık koyun sürüleri vardı. Şimdi kalanlar burada. Abimizi tanıyalım. Şöyle bir başlayalım. Ben burada seni tanıyalım. İsmim İbrahim. Hacı İbrahim. Eskiden beri bu işlerle uğraşıyoruz. Koyunculuk, peynircilik. Ölen bir şeyi. Gel abi. Mesleği diriltmeye çalışıyoruz. Evet. Abi sizi tebrik ediyoruz. Öncelikle bu konuda. Türkiye şeyine katkıda bulunmaya, katma değerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Peynir, süt, et. İhtiyacı için elimizden geleni yapıyoruz işte burada. Kamil abimle beraber. Hoş geldiniz. Şimdi onunla da konuşacağız ama peyniri burada biraz önce muhabbet ettik, sohbet ettik. Peyniri burada işlemiyorsunuz değil mi abi? Veriyorsunuz. Tabii. İşlediniz de var. Sahamını yapıyoruz. Mayalıyoruz, peyniri oluşturuyoruz. Ondan sonra halkın önüne gelinceye kadar böyle bir aşamadan geçiyor. Şöyle abimizi de tanıyalım. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldin, sağ olasın. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olasın, Allah razı olsun. Biraz da sen bahset, bu koyunculuk işini sen... Abimin görevi ne abi? Abim de kendisi, kendi hayvanları var. Onlar şey yapıyor. Şanlıurfa Süverek'ten geldiniz. Süverek'ten geldiniz, ha? İşimizdir bu, koyun işi bizim işimizdir. Koyunla uğraşıyoruz. Ne bileyim, yaylaya götürüyor, getiriyoruz. Sayıyorsunuz, peynir yapıyorsunuz. Peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz, ya kendi işlerimiz. İşimiz böyledir yani. Bu işi biz seviyoruz yani. Severek yapıyoruz. Ya. Sevmezse işini yapamazsın. Öyle tabii. Ama şu var, bir de... Abi şimdi koyunculuk bizim, bizde tarım, hayvancılık böyle biraz da bitme noktasına geliyor. Abi ne kadar güzel gibi seviniyoruz ki hani bu şekilde koyunculuğun artması, hayvancılığın artması. Kendi imkanımızla yani yetiştiriyoruz. Devletin herhangi bir şey katkısı yok. Hiçbir şey, devlet sürekli geri yapıyor. Biz düşüncelerimizi yapıyoruz yani bunun yetişmesini için yapıyoruz. Büyük önderimiz Atatürk ne demiş? Demiş ki çıkın Toroslara. Eğer demiş çadırların bacaları tütüyorsa demiş korkmayın. Bu ülkenin sırtı yere gelmez. Doğrudur. Oradan buraya geldik. Doğru. Şimdi çadırların şeyi tütüyor ama. Biz de çok mücadele ediyoruz yani sonuçta. Değil mi? Herhangi bir grup katkısı falan bir şey yok değil mi? Ya kendi işte oluyor tabii ama yani yetersiz buluyoruz biz. Çünkü burada bu ortamda aile olarak hepimiz buradayız. Çoluğumuz, çocuğumuz,
herkes burada üretim peşinde, geçim derdinde. Tabii ki devletin daha büyük katkıları olması lazım. Kendimiz Türkiye'miz işimiz yapıyoruz. Aynen. Elimizden ne yapıyor? Aynen. Geliyor yapacağız. Ülkemiz ya, için. Tabii şu var abi, şimdi peynir üretimi olmasa, et üretimi olmasa hep dışarıdan, şimdi hep devletin de şeyi hepsi bu. Hepsi ithal yapsa. İthal olduğu zaman hem yetiştiremiyoruz. Hem çiftçinin abi. Bizlerin de yaşadığı bir sıkıntı var. Aynen. Çiftçinin de yaşadığı bir sıkıntı yani var. Yani onda da fiyat fahişi olur. Evet aynen öyle. Yani ithalat ne kadar, nereye kadar? Bir de abi şunu söyleyeyim. Şu anda yerli malı, bu işi yapanları desteklemek en güzel şey. Çünkü peki sizin, şimdi diyorum, sizin peyniriniz niye güzel? Bizim peynirimiz diye güzel. Şimdi drone'la da çektik derdi. Kesinlikle yağ ayrıştırmıyoruz. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Süt olduğu gibi mayalıyoruz. Ve o doğallığıyla da halka sunuyoruz. Yaptığımız bu. İşte daha doğrusu bizim bölgemizin hani derler ya, tulum peyniri, Erzincan tulum peyniri bu tarafın lezzetli olmasının sebebi bu doğada. İşte, evet bu doğada zaten drone çekimimizde sizlere gösterdik. Yani göstereceğiz daha doğrusu, drone çekimi bundan sonra gelecek. Bu doğanın güzelliği, bu çiçeklerin. Şimdi geçen bir şey var. Diyor ki adam, ya diyor dışarıda ben zaten içeride besi yapıyorum. Süt aynı otu veriyorum. Biçiyorum, getiriyorum. Aynı otu. Oğlum, siz aynı otu. İmkanı var mı? Yok ya, nasıl bir olur yani? İmkanı yok. Yerli mal, yabancı mal bir olur mu? Olmaz, kesinlikle olmaz. Tadında bile fayda var. Değil mi? Yani onu söyleyen bu işi biliyor anlamına gelir. Evet, neredeyse şöyle. Ben şimdi alayım, şöyle bir koyunlara beraber dolaşalım. Şöyle kızlar da var içeride abim. Şöyle bir dolaşık. O tarafı da çektik. Şöyle eşekler var, çadırlar var, köpekler var. Gerçekten gerçekten güzellik var ortada. Böyle eskiye gitmiş gibi oluyoruz abi. Aynen. Şimdi biz çocukken zaten o seviyeye geldik kardeşim. Görürsen daha mazotla şeyle geçimiz zor oldu. Aynen. Eşekle atla eski hala. Geldik değil mi? Eşekler dedin de daima eşekler de orada duruyor. Tamam. Oraya gidelim, oraya bir dolaşak sen. Ha, gel. Dolaşak. Şöyle bir eşeklerin yanına gidelim. Evet, dedik ya değerli dostlar. Şeyler, eşekler mazot seviyeye geldik gerçekten burada böyle sizlere yansıtayım. Bu işi eşekle atla sığırla yapma işi hala gelmiş durumda. Şöyle göstereyim size. Böyle öyle tarafa doğru da giderim dayımla beraber. Gerçekten güzel bir köpek de burada. Bundan mı Urfa'dan getirdin? Şöyle tavuklar da getirmişsin. Bir tane de burada gerçekten. Köpekler de bizim branşımızdaydı. Gerçekten çok kayıtları köpekler. Kurt mur sorunu var mı bu arada? Abi kurt da var, ayı var, dağdır da. Var değil mi? Her şey var ya. Yok yoklar. Evet şöyle. Yine köpekler orada, çadırlar da burada. Şöyle göstererek sizlere. Suyumuz da böyle. Su yukarıdan geliyor. Şu yukarıda ana yerden geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle. Bereketli olsun maşallah diyen değerli dostlar, böyle bir güzellik. Abla nasılsın, iyisin? İyidir, sağ olasın. Gel bir de sana sohbet edelim. Gel hele amca, gel de ya. Zayıf. Bir şey olmaz. Hangi dili biliyor? Kürtçe konuşsun. Kürtçe konuşsa. Kurmancı kalacak mı kata? Tamam, ne yapayım? Biz koçarız, her yerde gezeriz. O ne güzel söyledi. Evet, son göçerler işte. İşimiz buydu. Yani Türkiye'nin zanı kurmancı, Arabi. Tamam. Kurmancı zanı. Kurmancı kalacak mı kata? Biraz kurmancı. Çıtanlar zor ha, kolay yavan derler çıtanlar. Valla işim, erindi, hoş, hodera şükür. İman eri, çok şükür, rahma vire. Şükür beni. Zor cari. Şeyler ailece yapıyorsun değil mi? Şu an nerede, çekim yapayım, nereye gideceğim? Böyle gidelim, koyunlar. Yemek hazır, yemek yiyeceğiz. Buradayız, şeyi bekliyoruz şimdi, Feyzi Çorlu gelecek. Şimdi her de olsa, bereketli olsun değil. Eti pişirmişiz. Şöyle bir sizlere göstererek, bakın. Bereketli olsun. Kuzu eti. Gerçekten daha doğrusu. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu doğaya, şu güzelliğe şöyle. Şöyle. Orada da bir bardak ayran içerim. Böyle. Yemek yiyeceğiz. Ayran neydi? Yok. Bu taş neydi? Böyle bir bardak ayran içerim. Değerli dostlar değil mi? Koyun. Gerçekten şöyle.
Hakkınızı helal edin değerli dostlar. Herkese, bizi izleyen dostlar da helal etsin. Gerçekten şu güzelliğe şöyle bir bakar mısınız? Şöyle kuzu da orada. Onu biliyorsun. Gerçekten öyle bir güzellik. Hacı abi. Hakikaten kepten şarkıdıkın herhalde. Ha. Evet, bir an ne kevi kamarı. Tamam. Bir herkes mene bine. Ne? Çıma şarkıdıkın. Evet. Tamam. Ben doğada tavuk da besliyorum. Ha. Şöyle. Ne dostlar şöyle tavuklar da var gerçekten. Son göçerler değerli dostlar. Şöyle bir yaşam. Bizim eskiden yoyluculuk hep böyleydi. Bak şöyle. Ha, şöyle bir genç. Şöyle. Şöyle kardeşlerim ya. Ya şu ziyanın yanına da gidin. Değerli dostlar. Ya ben her zaman takip ediyorum. Şöyle. Gel. Ziya nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Hoş bulduk, nasılsın, iyisin? İyiyim, çok şükür abi. He, yaramaz bir şey yok. Çok şükür iyiydi. He. Zurna nasıl? Kurtlarla ara nasıl? Gel, sen gel abi. Ben gelmiyorum. Gel, tamam. Bu da bir küçük kardeşimiz, değerli dostlar. O da yine hayvan. Nasıl bu da, canın sıkılıyor mu? Nasıl geçiyor zaman? He? Güzel geçiyor. He? Sana sıkılmıyor, sen köpeklerle ben. Sen He. Ne şey, ayı kurt görüyorsunuz? Görüyoruz abi. He. Ayıdır çok var bu sana kurt. Çok var değil mi? Bizim köpekler gazeteyi bırakmıyor. Ama köpek çok ya şimdi iki tane zaten. Benim kuyruksuzlar yok ortada. Sen. Kuyruksuzlar biri tepeye verdi kızlar. 11 tane mi? Ha böyle sizlere göster. Zaten geçen gün akşam çayların orada çaparlar var. Onlar davar içine girmiş 30 tane yemiş. 30 tane mi yemiş? Şimdi size geçen ben hani köpekler kurdu boğdu ya bir sürü tepki veriyorlar. Ama bak görüyorsun değil mi zayiat 30 tane. Ha. Ha böyle giderim değerli dostum. Olmaz zaten olmaz ki. Ha şöyle. Gerçekten güzellik burası. Şöyle cennet gibi. Abi zaten cennetin ortasına gelmişler. Abi de gel. Şöyle. Evet değerli dostlar. Afiyet olsun diyelim. Devam edeceğiz videoya. Şöyle. Ay yufka ekmeği de var. Kuzu da güzel pişmiş. Şöyle. Evet, şöyle. Gerçekten güzellik. Şimdi bir laf var ya abi, misafir umduğunu değil bulduğunu. Biz de bugün kuzu bulduk. Biz de kuzu bulduk. Böyle bir şey. Taş karması yapmış abi önce. Evet kuzu. Gelin. Evet şöyle koyunları da sizlere gösterelim. Burada da yine şöyle kuzular var. Şöyle maşallah diyelim, şu güzelliklere bakar mısınız? Burada şöyle. Aynı çocuklar burada. Gül de tamam. Çay mavi içtiyorsun. Değerli dostlar şimdi burada gelmiş oturmuşuz ki. Size bir sürpriz daha yapayım. Kim burada? Değerli dostum burada. Merhabalar arkadaşlar. Nasıl ne yapıyorsun ama nerede buluştun? Sen nasılsın? Burada buluştuk abi. Zaten sen şu tepenin arkasındasın. Biz bu taraftayız. Değerli dostlar Aziz Gedik biliyorsunuz genelde bizi takip edenler tanıdık. Aziz Gedik YouTube kanalı. Bizim Bozdoğu yetişti yani. Bize hediye eden ben kardeşimiz, Bozu üreten Duman'ın babası. Adı nasıl bir yersen yarattı? Abi çok güzel arabada. Bir yersen yarattık. Kesinlikle kusursuz arabada bir köpek. Tadı evet. Soğan var. Şey zaten var. Günden güne de bizi habire şaşırtıyor. Aynen öyle. Bir gün kurtla, bir gün ayıyla. Evet, daha sonra gelmişken yine sofra başındayız.
Abla yerimi belli etmeyin. He. Hep benim kuzumda kesiyor. Helal ol hoş. Benim de. Evet can. Evet. Şimdi daha önce de Ferzi Çolu'yla röportajımız vardı Şiran'da. Şimdi yine beraberiz. Ferzi amca nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne var ne yok? Hoş gelmişsin. Şafa gelmişsin. Yurdumuza, memleketimize, obamıza. Buraya hele biraz bize anlatır mısın Ferzi amca? Şöyle burayı bir anlat böyle. Şafalar getirdiniz. Çok memnun oldum. Sağ olun. Vallahi neyini anlatayım? Buranın ta dip geçmişini dersen. Dip geçmişinden böyle bir kısa bize anlat. Bura neresi bulunduğumuz yer? Bura Berzingen Çukur Mevkii. Eskide İpek yolu burada çalışırken Berzingenciler gelip burada konuyormuşlar. Konaklama yapıyormuşlar. Onun için burasının adını koymuşlar Berzingen Çukuru. Evet. Berzingencilerin konaklama tesisi burası. Evet. Bundan sonra da Rusya Harbi'nde 4 sene bizim Türk askeri bu ovada habırda yatmış kalkmış. 4 sene yaz kış Allah'tan kışında 4 sene bir tozak kar yağmış. Bir de kar yağmamış. Hesap et. Başka günlerde başka yıllarda 3 metre falan kar yağıyken 10 santim bile kar yağmamış. O 4 sene içerisinde Türk askeri buradayken. Evet. Bunlar bu mevziler oba moba yeri falan değiller ama bunlar hep askeriye mevzileri. Askerim. Hep askerin yerleşim alanıdır burada. Ya hala belli yerler. Burada hala yaylacılar devam ediyorsun evet. Değil mi? Biz onu da bize bir kısa anlatalım. Biz de işte zorluyoruz. Diyoruz çorbada bizim de tuzumuz olsun. Türk ekonomisine bizim de katkımız olsun. Ama iki tarafında hem Refahiye Kaymakamlığı var bu burada mesela. Hem Şirin Kaymakamlığı var. Gel ki geç bilmiyorum. Şimdiki dönem kaymakamlara bir şey düşürmedik ama geçmişte biraz çabaladık işte yolumuz izimiz falan dedik. Biraz yol sorunumuz var. O inşallah görüşeceğiz kaymakam beyinle de Refa'yla da Şiran'la da. Abi yol sorunumuzu 2-3 böyle ufaktan 300-400 metre bir yerimiz var. Kumlarsalar ulaşımımızı sağlarlar. Biz de rahatça burada ulaşımımızı yaparız. İşte kalkar yazarsın, bakarsın peynir çadırları, üretimimizi. Burada hayvancılık geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ağzına sağlık. Son, siz de sağ olun. Sizler de son göçerler, konaklar olarak da artık sizden sonraki nesil yapar mı, yapmaz vallahi mı? Vallahi bilmiyorum. Değil biz mi? Gözümüz gördüğü kadar götüreceğiz. Ama gerisi de aç kalınca yaparlar, merak etme. Ama benim değerli dostum yapar Aziz Gedik. Bakın bana soruyorsan, ben biraz zor. Ya Aziz sen şimdi Erzincan'da kalktın, geldin köye, oyunculuğa başladın, bir şeyler yapmaya başladın. Ne oldu, usandın mı yoksa? Yok abi usanmadım da ben burayı zor iş, bu esin. Artık sağ olsunlar. Siverekli vatandaşlarımız, Urfalı vatandaşlarımız geldiler. Bize yardımda bulunurlar, boynumuzu sağırlar, peynirimizi yapıyorlar. Yani bir yerden de Allah razı olsun yüzümüzü onlar ağardılar. Yoksa biz bu işi biraz zor götürürüz. Onların desteğiyle, onların sayesinde işte biz de başarı gösteriyoruz burada. Birlikte beraber yapıyoruz. Emeğinize sağlık gerçekten. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten güzel şeyler yapıyorsunuz. Hacı kardeşimi de alıştırmaya çalışıyoruz. Hacı evet biraz önce ona bir röportaj yaptık. Çekirdekten yetiştirdim. Öyle mi? İnşallah. İnşallah onu da yetiştireceğiz. Öyle sen kaç senedir buradasın bu dağlarda onu yapıyorsun? Daha önce Erzincan'daydın. Vallahi ben 8 yaşımdan beri burada değil mi? Bu obadaydım. Fakat bizim o zamanlarımızda o 60'larda 70'lerde burada çadır falan olayı yoktu. Bir keçemiz vardı, bir heybemiz vardı. Çok affedersin bir mekrebimiz vardı. Bizim yiyeceğimiz içeceğimiz neyse o heybenin içindeydi. Nerede akşam burada sabah. Sonra daha çobanlık da modernleşti. İnsanlar da modernleşti. Her şey de işte çadır kurduk, oba yaptık, yayla evi kurduk, bilmem ne ettik. Bir şeyler başarmaya çalıştık. Tabii bu önceleri bunlar yoktu. 80 bizim hava ölçümleri şeylerinde de hava fotoğraflarında da 80'lerden önce böyle bir şey yoktu işte. 80'de sonra bu çadır madır olayı kuruldu. Elimizde geldiği kadar hem kendimiz için hem devletimiz için hem ekonomi için
Yani bugün peynirin kilosu Erzincan tulum peyniri çıkmış 100 küsür bin liraya. Bu evdeydi, köydeydi daha doğrusu. Sen üretme, ben üretmeyeyim. Sonra sıra bende. Büyük baş hayvancılık olayı bitti zaten. Tamamen bitirdiler. Kaldı küçük baş işte. Onu da yazın burada faydalanırsak iyi kötü. Biraz daha işte yem girdileri falan biraz daha azaltmaya çalışıyorsun değil mi? Azaltmaya çalışıyorsun. Sığırın bela gitse sonra bu da bitecek. Şöyle evet değerli dostlar. İnşallah devlet anlatır bize bu böyle devam ederse işte küçük başlığı kurtarırız. Küçük baş hayvancılığı kurtarırız. İnşallah Fevzi abi. Değerli dostlar, biraz sonra da Aziz kardeşimle böyle bir dolaşacağız yine kendisiyle. Özlemişim kendisiyle öyle bir köpekler. Bir branş, Aziz'in branşı biliyorsunuz köpekler. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Hepinizin ayrı ayrı. Sen de sağ olun. Sen de şöyle. Eline sağlık. Ayağına sağlık. Geldiniz. Bizi onara ettiniz. Allah çok razı olsun. Çok sağ olun. İnşallah şeyde buluşuruz Şiran'da. İnşallah. Yedi bölükte köy çekiminde. Köy çekiminde. Baba da tanıtın.